Kur'an-ı Kerim okumanın da bir usulü, adabı vardır. Ecdadımız Kur'an-ı Kerim'e olan saygılarından en güzel harflerle yazmışlar. En güzel ciltleri yapmışlar ve en güzel sanatsal altın süslemelerle süslemişlerdir. Kur'an-ı Kerim sıradan normal bir kitap değil, biz Müslümanların kutsal kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'e saygı ve hürmette kusur etmemek gerekir. Yüksek yerlere koymalı. Alırken ve koyarken Kur'an-ı Kerim'i öpüp alnımıza dokundurmalıyız. Daha sonra büyük bir vakarla Kur'an-ı Kerim'i açıp Fatiha Şerif'le okumaya başlamalıyız. Okurken asla yere koymamalı, göbekten aşağıya indirmemelidir. Kur'an-ı Kerim'e saygı gösteren toplumlar yücelmiş. Ona karşı saygısızlık eden, sıradan bir kitapmış gibi muamele edenlerse alçalmışlardır. Dünyanın bütün petrolleri topraklarından çıksa bile rezil-i sefil bir yaşamları olmaya devam etmiştir. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim, İslam'ın mukaddes kitabı olup kendisine tazim edip saygı göstermek gerekir. Yalnız ona karşı yapılan tazim ve saygı onu anlayarak okuyup ahkamı tatbik etmek, ruh ve kalplerde onu işlemektir. Sadece zevahiri kurtarmak kâfi gelmez. Peygamber Efendimiz aleyhisselamla Nürani cemaati daha fazla buna ehemmiyet vermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'le amel etmeyip hududunu aşmak, sonra onu öpüp bir meclise geldiği zaman onun için ayağa kalkmak ve baş üstüne koymak anlamsızdır. Hatta manen onu alaya almaktır. Kur'an-ı Kerim'i en fazla seven ve onu tatbik eden Hazreti Peygamber aleyhisselamla ashabı Kur'an-ı Kerim'i öpmedikleri gibi onun için ayağa da kalkmamışlardır. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim için ayağa kalkmanın ve onu öpmenin iyi bir şey olduğunu söyleyen fakihler de olmuştur. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e tazim etmek, saygı göstermek her müminin en önemli görevlerinden birisidir. Kur'an okumak bir görevdir. Kur'an'ı hayata tatbik etmek başka bir görevdir. Kur'an'ı tazimle, saygı ve hürmetle tutmak başka bir görevdir. Bu saygının iki boyutu var. Birincisi, Kur'an'ın mesajına karşı Allah'ın kitabı olduğu için boyun bükmek. Ne varsa Kur'an'da o tektir, yeganedir demek. Kur'an'ı Allah'ın biricik emaneti olarak görmek. Kur'an'ın önünde konuşmamak. Kur'an'ı dinlerken Allah konuşuyor gibi dinlemek. Bu ciddi bir şekilde her müminin ne kadar mümin olduğunu gösteren bir işarettir aynı zamanda. Hem mümin hem cennete aday, hem Allah'la buluşmayı özlemiş, hem de Kur'an'ı şu veya bu emre karşı acabalarla cevap veriyor. Böyle mümin kimse olamaz. Çünkü ruh, Kur'an'ın önünde eğilmedikçe, Kur'an'ın hükümlerine karşı ikinci bir alternatif asla olmaz. Konuştuysa Allah, sözler bitti demedikçe iman gerçekleşmez. O yazı üzerinde kalır, iddialarla söner gider o. Saygının ikinci boyutu da Kur'an-ı Kerim'in yazılı bulunduğu ve Mushaf dediğimiz kitaba saygı göstermektir. Mushaf'a, yani Kur'an'ın yazısının bulunduğu ve iki cilt kapağı arasından saklı bulunan kitaba saygı göstermek de iman gereğidir. Mümin olmanın gereğidir. Bu saygının en önemli boyutu Mushaf'a, yani Kur'an'ın yazılı bulunduğu kitaba abdestle tutmaktır. Hele cünüpken asla tutamayız. Cünüpken asla Kur'an okuyamayız. Ama abdestsiz bir şekilde Kur'an okunabilir. Elle yazısının bulunduğu kağıda tutmak haramdır. Rabbimiz buyuruyor, ona temiz olanların dışında kimse tutmasın. Kağıdına bile abdestsiz tutmadığımız Kur'an, kabirde şefaatçimiz, sıratta şefaatçimiz, cennette güzergah belirleyicimizdir. Abdest olmadan Kur'an okunabilir. Cünüpken asla okunamaz. Hayızlı ve aybaşıyken okunamaz. Abdestsizken tutulamaz da. Bunun tek istisnası var. Hafızlık yapan küçük çocuklar Kur'an'dan soğumasınlar. Abdest yüzünden derslerinden geri kalmasınlar diye abdest almadan da Kur'an'ı tutup okuyabilirler. Çünkü hafızlık yapan bir çocuk günde ortalama 10 saat Kur'an'la haşır neşir olması gerektiğinden Allah ona bu zorluğu kaldırabilir. Bir de ulemamızın bir bölümünün izin verdiği bir şey var. Hafızlık yapan genç kızlar aybaşı hallerinde Kur'an okuyup hafızlıklarını güçlendirebilirler. İmam Malik'ten itibaren buna fetva verenler vardır. Ama onlar yine aybaşı hallerindeyken Kur'an'ın yazılı şekli olan Mushaf'a tutmayacaklar.